Şeytan Allah'a sığınır. Bak Ahzab suresi 66'da yüzlerinin ateşte evrilip çevrileceği gün derler ki eyvahlar bize. Keşke Allah'a itaat etseydik ve Resulü'ne itaat etseydik. Ve dediler ki Rabbimiz şeytandan Allah'a sığınır. Gerçekten biz efendilerimize ve büyüklerimize itaat ettik. Böyle abuk subuk adamlara. Evet. Böylece onlar da bizi yoldan saptırmış oldular. Aman ha aman. Böyle abuk subuk adamlara bağlanmak olmaz. İnşallah. Kur'an'ı samimi savunan, İslam'ı samimi savunan, Allah'a aşık, peygambere aşık, candan Müslümanların yoluna gitmek lazım. Ehl-i sünnet alimlerin eserlerini okumak lazım. İnşallah hocam. Değil mi böyle? Evet. Sapkın cins adamlardan kaçınmak gerekiyor. Evet, inşallah. İnşallah hocam. İnşallah. Bak aynı şekilde ey iman edenler diyor, Musa'ya eziyet edenler gibi olmayın. Hep böyle bir ahlaksızlık hep olmuş. Hep peygamberlere, mehdilere bir saldırganlık göstermişler. Ki sonunda Allah onu demekli olduklarından temize çıkardı. Ona da iftira atmışlar Hazreti evet. Musa'ya da. O Allah katında vecihti. Seçkin ve onurlu. Hazreti Musa'ya da öyle çirkin bir iftira attılar. Evet. Aynı Hazreti Yusuf'ta olduğu gibi, diğer peygamberlerde olduğu gibi aynı tarz bir iftira. Evet, evet. Hazreti Musa'ya Allah onu temize çıkarttı diyor. Maşallah. Ey iman edenler Allah'tan sakının ve sözü doğru söyleyin. Yalan söylemeyin diyor. Şahsı manevi konusunda da yalan söylenmeyecek. Mehdi konusunda da yalan söylenmeyecek. Değil mi? İmam-ı Rabbani'nin bin yıl bitince ikinci bin yıl başlıyor. İkinci bin yılda Mehdi gelecek sözünde de yalan söylenmeyecek. Evet. Her konuda doğru söyleyeceğiz. İnşallah hocam.